pozisyonları. İkincisi de Adana Demirspor'a yazık oldu. Bu maçın hakkı, maçın hakkı Adana Demirspor'du. Net. Kaçıran pozisyonlar, oynadığı futbol, cesaretli futbolu, hiç korakar futbolu, hiç şey yapmadan, sinmeden, çinmeden, tam sağ hücum, hiç şey değil. Yani baktığın zaman son 10 dakikada 2 hamle yapıyor. Oyuncu hamlesi yaparak, 2-3 oyuncu hamlesiyle oyuna giren oyuncular Galatasaray'ın galibiyetine büyük pay sahibi oluyorlar. Yani şimdi kısacası Galatasaray'ın pozisyonu var mı? Baskısı var. Net olmasa da baskısı var. Ama Demirspor'un çok net pozisyonları var. Direkten dönen 2 tane Onyekuru pozisyonu var. Pozisyonları karşı karşıya yandan var. Yani baktığın zaman daha iyi oynayan takım dersen Adana Demirspor derim. Tabii %100. Ama kazanmayı bilen, kazanmayı bilen, bak Erdem, ne diyorum, kazanmasını bilen ve büyük takım ve kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak büyük takım olduğunu da bir anda da hemen orada ortaya koyan takım da Galatasaray oldu ve maçı kazandı.